Güçlü TV izleyenlere merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz 22. dönem milletvekili ve Doktor Hüseyin Güler'le birlikteyiz. Sayın Güler, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Ali Bey. Sinan Hacı'yla bizi izleyen tüm Türkiye'deki dostlarımıza sevgiyle, saygıyla kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Uzun yıllardır özellikle Suriye'deki iç karışıklıktan Arap Baharı'nın etkisiyle Türkiye'de bir açık sınır politikası uygulanmaya başlandı. Tabiri caizse elini kolunu sallayan milyonlarca mülteci ve sığınmacı, kimi yasal, kimi gayri resmi yollardan ülkemize akın etmiş durumdalar. Ve uzun yıllardır da Türkiye aslında bunun hem ekonomik anlamda, hem sosyal anlamda, hem kültürel anlamda aslında yavaş yavaş olumsuz sonuçlarıyla karşılaşmaya başladı. Siz bir doktorsunuz. Belki sizin hastalarınız bile yabancı olabilir bulunduğunuz konumda gelen giden. Türkiye'nin bu sığınmacı politikası ve halkımıza etkisi, ülkemize etkisi hususunda sizin gözlemleriniz nedir? Şimdi çok önemli bir konunun altını çizdiniz. Türkiye'nin gerçekten beka sorunlarının başında yabancılar sorunu geliyor. Sadece hasta konusu değil, çalışanlar da dahil olmak üzere. Bu büyük bir sorun. Burada hepimiz bu oyunun farkına varmak zorundayız. Oyun çok çok büyük. Aslında senaryonun adı çok açık ve net. Bu ülkenin beka sorunu. Bunun içinde bol senaryosu devam ediyor. Bu klasik mazlum politikası değil, insanlık sorunu da değil. Tam tersine oynanan büyük oyunun parçasında maalesef Türkiye bir yol geçen hanına dönüştü. Bu ihtarın travması aslında. Bu anlamda da yapılması gereken tek bir şey var. Bir an önce bu yabancı sorunun çözümlenmesi. Burnumuzun dibindeki ülkeler, başta Irak, Suriye, Libya. Bunlara bir bakın lütfen. Hızla yabancıların geldiği ve yarattığı travma sonucunda iç savaşın eşiğine dönüştü. Türkiye'de de bugün sayısı belli değil. Kontrol edilemez halde ucuz emek gücü diye kendimize avutuyoruz. Halbuki Türkiye'nin demografik yapısı değişti. Değişmeye de devam ediyor. Bugün İlber Ortaylı'nın güzel bir tespiti var. Diyor ki Suriyeliler bir parça kursa baraj aşarlar. Bu demografik yapının tehlikesinin altını çizmek demektir. Gelişmiş ülkelerde yabancı nüfus oranı %5'i geçtiği anda SOS işareti verir. Hemen gereken tepkiyi koyarlar. İngiltere, Ruanda'dan gelen yabancıları geri memleketlerine gönderiyor. Peki gelişmiş bir ülke olan İngiltere bunları yaparken bize insanlık dersi vermesinler. Bizden aldıkları özellikle yabancıların kalifiye elemanları alınmakta. Bize ise geri dönüşüm, onların kabul etmediği, sistemin tolere etmediği bireyleri aman sizde kalsın, alın size bu kadar da milyarlarca aro. Yeter artık, bu pazarlık payı olamaz. Onun için Türkiye'nin ciddi bir sorun konusunda yabancı sorunu birinci konu. Bu anlamda gerek iktidar, gerekse muhalefet bu sorunu gündemden düşürmemeli. Bunun için de bugün nüfusun ne olduğunu bilmiyoruz Türkiye'deki oranı. Kimi rakamlara göre 17 milyona dayandı. Sadece Suriyeliler meselesi değil. Büyük kısmı Suriyeli. Niye Suriyeli? Orta Doğu boşaltılıyor. İnsansızlaştırılıyor. Peki Afganistan'dan gelenler, o gençliğe bir bakın. Hepsi savaşan gençlik. Kim için kullanılacak? Bunlar hepsi potansiyel tehlike. Hem güvenlik hem demografik yapı, yani kısaca beka sorunu. Üçüncüsü baktığınız zaman Türkiye'de sistemde zaten modern köle efendi ilişkisi gibi bizim içimizdeki bir avuç aktör de küresel sermayenin iş dünyasının bir parçası olmakla modern köle efendi ilişkisinin ötesine gitmemekte. Bunun için de geriye kalan ise büyük kesim işsiz, umutsuz ve yarınları çalınmış olarak görünüyor. Ve kendi geleceğini de yurt dışında arama ihtiyacı duyuyor. En basit doktorlarımızdan 3.000 kişi istifa etti ve yurt dışında mesleğini icra etmek için gitti. Geri kimlere teslim sağlık? Bir bakıyorsun, menşei belli olmayan, nerede eğitimi aldığı belli olmayan bireylere bırakılmakta. Adı da doktor olarak. Şimdi bakınca Türkiye'de sistem çöktü. Bunun için de bu yabancı sorunu çok büyük bir sorun. Artık güvenlik sorunu da aştı.
Ve nihayetinde artık biz onlar için neredeyse yabancılaştık. Ghetto mahalleler var. Mersin'de çok iyi biliyoruz. Mezitli ilçesinde çok ghetto mahalleler var. Bu iş yerinde, açtıkları iş yerinde Türkler çalışamaz, yabancılar çalışamaz diye bunu oturuyor. İki, benim vatandaşımdan esirgenen imkanlar onlara verilmekte. Yok böyle bir saflık, hatta affedersin salaklık. Yeter. Benim vatandaşım açken, yoksulken ve nihayetinde bu yabancılara verilen imtiyazlar bu ülkede kalınması içindir. AK Parti'de İçişleri Komisyonu Başkanlığı'nı yapan bir milletvekili arkadaşımızla özel bir sohbetimizde bunların kalması için, adaptasyonu için ve nihayetinde kalıcı olması için tedbirler alıyoruz dedi. Geri döndürmek için bir derdi yok bu iktidarın. Herkes aklını başına alsın. Bu ülke bir günde alınmadı. Bu vatan bizim. Bu açıdan da yapmamız gereken şey bir önce vatanımıza ve geleceğimize sahip çıkacağız. Yabancı sorunu çok büyük bir sorun. Ve nihayetinde içimizdekilerin kalifiye oranı çok düşük. Doğurganlık oranı çok yüksek. Bugün bizim ülkemizin gençliğine bakınca bir, evlenme hayali bitti artık. Evlenmeyi düşünmüyor. Gelecek artık bu ülkede yaşama umudu yok. Üçüncüsü iş bulma umudu yok. O zaman meydan kime kalıyor? Maalesef yabancılara kalıyor. Ucuz emek iş gücü diye avutmayalım. Altını çizerek söylüyorum. Ve nihayetinde hızla artan nüfus karşısında Türkiye ciddi sorunlar yumağıyla karşı karşıya. Ve nihayetinde birazcık bizim dışımızda dünyadaki gelişmeleri de göz ardı etmiyoruz. Türkiye'mizin içimizi karıştırmak için, güçler için ideal bir ortam. Yani hastalık gibi kuluçka ortamı. Bunun için de hepimiz aklımızı başımıza alacağız. Bu sorunu bir an önce çözmek için el ele verip akılcı, bilimsel ve çözüm odaklı bir anlayış hakim olmalı. Yok, insanlık gereğiymiş, ırkçılıkmış. Geçsinler bunu. Herkes aklını başına alsın. Yoksa aksi takdirde iş işten geçtikten sonra hiçbir anlamı yok. Evet. Yabancılar bugün en basit bir şey hatırlatayım, sözünü tutmayın lütfen. 2 gün önceki müdürün öldürülmesi, 17 yaşında bir Suriyeli genç tarafından öldürülmesi. Bu resmen bizim için ürkütücü. Kontrolsüz bir yığın diyebileceğimiz büyük bir kümülatif bir insan yapısı. Toplum olarak bir düşünün. Ne adaptasyon süreci yaşanıyor, ne toplumsal anlamda geri döndürülmek için politikalar üretiliyor. Bugün Suriyeliler diyoruz en basit. Esad genel Haftar'ı çıkarttı. Niye geri dönmüyorlar? İki, bayramda gidenler niye geri geliyor? Madem bayrama gidecek bir zemin var, bayramlaşma ortamı var, imkanı var. O zaman oturup herkes yerinde kalmalı. Şu an orada hali hazırda bir savaş yok. IŞİD neredeyse bitmek üzere yani o bölgelerde. Varsa da bizim için vardır herhalde yani. Başka ben görmüyorum. Biliyorsun Orta Doğu iki güç tarafından, silahlı güç tarafından dizayn edilir. Bir IŞİD tarafından. Kimin senaryosu, projeleri bunlar? Bir de PKK'yı da göz ardı etmeyelim. Bir bakın şöyle. Evet. Onun için de oyun çok büyük. Bizim kendi içimizdeki sorunları da çözecek gücümüz var. Bu anlamda ama yabancı sorununu mutlaka mutlaka çözmeliyiz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na da sesleniyorum başta. Ve iktidar kanadının paydaşlarına, yani iktidar ortaklarına bunu hafife almayın. Ülkenin gerçekten bir beka sorunu var. Bu sorun bir an önce çözümlenmesi için gerekli yasal, hukuki bir süreçte gereken yapılmalı. Sayın Aksi Güler, takdirde işimiz Sayın zor. Güler, sizce bu konuştuklarımızı Türkiye'yi yöneten irade, elindeki güç sahibi, ek sahibi yöneticilerimiz bilmiyorlar mı? Çok iyi Her biliyorlar. konuda, her konuda çok güzel ahkam kesmiyorlar mı? Ekonomi konusu da dahil. Yani bunlar Peki. bugün uluslararası büyük bir göçün bir ülke açısından gelecek yıllarda ne gibi yıkıcı sonuçlara yol açacağını hiç mi danışmanlarından dinlemediler? Hadi kendileri bilmiyorlar. Hepsi gayet biliniyor ve Türkiye üzerinde çok bilinçli bir, bence bir elle bir dizayn edilme süreci yaşanıyor. Bu Türk milletinin gözüne baka baka yapılıyor. Herkes bu konuda sessiz. Millet her ne kadar açlıkla, yoksullukla mücadele etmiş olsa bile anlamsız bir şekilde konformist alandan çıkmak istemiyor.
Yani ben anlamadığım husus var. Ben tabii ki yabancılar taşlansın, bu ülkeden topla tüfekle kovalayalım, onları ülkelerine gönderelim demiyorum. Yani bu anlaşılmasın. Ama bunu Türkiye yöneten herkes bu yabancı sorununun baştan sona, ki bunlar çok önceden bence dizayn edilmiş projeler. Siz sözlerinize başlarken BOP'la başladınız. Büyük Orta Doğu Projesi'yle başladınız. Bunlar dizayn edilmiş, planlanmış aslında aşamaların Türkiye üzerindeki uygulanma safhası. Yani biz Çok bunu haklı. nasıl çözeceğiz? Yani bence artık çözüme odaklanmak gerekir. Yöneticilerin ben bunu çok iyi bildiğini düşünüyorum. Özellikle Sayın Devlet Bahçeli'nin bildiğini çok iyi düşünüyorum. Milliyetçi bir insan. Yani Türkiye'yi böyle gelecek, hem güvenlik anlamında hem demokratik anlamda Türkiye'yi ateşin içerisine atmaması gerektiğini kendisi de çok iyi biliyor. Uzun yıllar sonra da geleceklerde bizim çocuklarımız, torunlarımız belki çok refah ve güvenli bir ülkede yaşayamayacaklar. Çok haklısın. Biliyorsun BOP senaryosunun birçok aktörleri ve figürleri var. BOP eş başkanı başta Sayın Cumhurbaşkanı istifade etmiş değil. Aslında bu söylediğin her şeyi herkes biliyor. Herkesin bildiğini de herkes biliyor. Evet, Bu bunu anlamda da aslında bunu söylüyorum. gerçekten Yani nasıl uyanma olacak? dönemi. Uyanma dönemi. Çünkü nihayetinde baktığımız zaman Türkiye'nin reflekslerini yitirdiler. Ve muhalefet cephesi de aynı şekilde bu konuyu işlemeli, ürkmeden, korkmadan, cesurca bu sorunu çözmeli. Biz dilenci toplum değiliz. Yabancılar için yurt dışından, Avrupa Birliği'nden alacağımız birkaç milyar dolarla bu süreci geçiştiremeyiz. Biz ülkenin geleceğine sahip çıkabilmek için yabancı sorunu mutlaka çözeriz. Çözmeliyiz de. Biliyorsun cehennemin yolu iğne taşlarıyla döşenmiştir. İkincisi ise baktığımız zaman hastalıktan korkmayın diyoruz bir hekim olarak. Geç kalmaktan korkun. Bu büyük oyunu atalarımız bozdu. Hepimizin ortak paydası anti-emperyalist olmamızdan kaynaklanır. Oradan çıkış orası. Ve büyük küresel sermayenin oyununa gelmemeliyiz. Yaratılan algı ucuz emek gücü, onlar köle değil. Onlar da insansa gidip kendi vatanlarında yaşayabilsinler. Bunun için de hızla bu sorun kökünden çözümlenmeli. Evet. Tabii şimdi ucuz iş gücünden bahsettiniz. Yani Türkiye'nin, kısaca onu da değerlendirmenizi rica ederim. Büyük bir aslında ekonomik sorunu var. Hızla yurttaşlarımız hızla yoksullaşıyorlar. Bu sarmalın içerisinde hedefleri bile değiştiriyorlar büyük büyük kurumlar. Yani enflasyon hedefleri güncelleniyor. Diğer veriler, makro verilerle oynuyorlar. Bir türlü tutturamıyoruz ve Mayıs ayında da en yüksek enflasyon rekoru bekleniyor. Alternatif ölçüm sistemlerine göre %150 deniliyor enflasyon. TÜİK'in açıklayacağı da %75, %78 bandında bekleniyor. Siz bu derinleşmiş yoksulluğu, alım gücünün düşmesini, kredi kartlarındaki takibe düşen hesapların, çocuklarımızın, torunlarımızın, evlatlarımızın ve kendimizin sağlıklı besinlere artık erişemediği bir süreç yaşıyoruz. Türkiye bu sarmaldan nasıl çıkacak? Şimdi çok basit. Ekonomik sorunlar hepsi aşılır ama işin farkına varmamız lazım. Bir avuç sermayenin huzurlu ve mutlu olduğu bir ülkede büyük bir kesimimizin yoksullaştığı hatta açlık sınırla boğuştuğu bir dönem yaşıyoruz. Bugün bir gazetede bir haber vardı. Kredi kartı borç yapısı Türk milletinin 3 Mayıs tarihi itibariyle 1 trilyon 647 milyar TL. Sadece kredi kartı. Bireysel krediler ise 1,5 trilyon TL. Ne haldeyiz ya? Her şeyimizi sattık, yoksullaştık, şimdi açlık sınırına mahkumuz. Emeklerin büyük bir kesimi aldığı maaşa bak, 10 bin lira. Açlık sınırının da altında. Şimdi baktığımız zaman sistematik bir oyun devrede. Bugünkü iktidarın yaptığı tek bir şey var. Aman kemerleri sıkalım. Peki sen o milyarlarca kazancı olan, geliri olan şirketlerin vergilerini affediyorsun. Ama sen aynı zamanda bir asgari ücretten vergi alıyorsun. Peki yakıt gibi gerçekten değerli ürünlerde de KDV almıyorsun. Geliyorsun bir simitte KDV alıyorsun. Zorunlu giderlerden. Onun dışında toplumu üretime teşvik edelim diyoruz. Ben kısmen şu anda çiftçilikle yapıyorum.
Baktığımız zaman karşına o kadar girdi maliyeti fazla ki rekabet etmenin imkansıza yakın. Peki bu toplum üretmese sadece dışarıdan ithalatla mı çözecek bu olayı? İşte tavuk fiyatlarını gördü. O kadar fırladı ki tavuk ihracatını engelledik sözde fiyatlar yine artmaya devam ediyor. Peki bu vatandaşımızın temel unsuru beslenmeyi nasıl çözecek? Hızla da her geçen gün bir şeyler kısıtlıya 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 beslenme bozukluğu başladı. Evet, yani Baştan çıkış çok basit. evet. Bu sistemde eğer siz faize verdiğiniz paralar garantili köprü geçişlerine, hastanelere milyarlarca kaynak aktarırsan kimden kısıtlayacaksın? Gücün zorunlu maaş geliri olan büyük bir kitleden kısacaksın. Nereye kadar kısacaksın? Cenazeyi de mi bunlara taşıtacaksın? Artık yeter. Sistematik bir şekilde yoksullaştı ve halen de devam ediyor. Güncel polemiklerle şu şununla görüşüm. Ya yeter artık. Ülkenin temel sorunlarına meşgul olun. Yapılması gereken basit. Çağdaş kafalı olabilmek. Çağın gerisindeyiz. Geçen hafta Milli Eğitim Bakanı'nın aldığı karar. Bizim logaritmayla ne işimiz var? Ya yeterin. Ya hangi çağda bugün yapay zekanın hayatımızın her alanda olduğu bir yerde biz kendimizi eğitimden nasıl soyutluyoruz? Nasıl çağın gerisinde tedbirler alıyoruz? Hangi kafayla ne üreteceğiz? Söyler misin? Karnımızı doyuralım. Devletin sadece sosyal politikaları değersiz, karşılıksız para basmasıyla olmaz ki bu işler. Toplum üretebilmeli. Üretebilmen için de çağdaş akıllara ihtiyaç var, kurumlara ihtiyaç var. Türkiye'nin en çağdaş kurumları köy enstitüleriydi, üretimin önderleriydi. Yok ettiler. Türkiye'nin aydınlanma çağı. Sistematik şekilde Türk ocakları ve aynı şekilde de halk evleri kapatıldı. Bugün baktığımız zaman varamızı yoğumuzu sattık. Bir anlık rant uğruna altı yumurtlayan tavuğu nimeti mındar ettik ve bugün de yoksullaşıyoruz. Bir bakın şöyle satılmayan yeri neremiz kaldı? Çağdaş konumdan uzaklaştık. Devlet bütün ekonomiden elini çeksin dediler. Peşkeş çektiler birilerine. Onlar da taşeronluk yaptı, yabancılara sattı, hızla sömürülmeye devam ediyoruz. Bakın şöyle banka gelirlerine yüzde kaç artmış gelirleri. Niye bizde toplumun gelirleri artmıyor? Hep enflasyonun altında. Hızla onun için yoksullaşıyoruz. Bu bir tercih meselesi. Bugünkü iktidarın tercihi belli, sermaye. Büyük kitle hızla yoksullaşıyor ve hızla umutlarını yitiriyor. İnsan iflas edebilir ama güçlü bir iradesi varsa ayağa kalkabilir. Ancak bugün gördüğümüz kadar bu iktidarın böyle bir derdi yok. Ben muhalefet özellikle isyan ediyorum. İtirazım da var. Güncel konularda polemiklerden çok ülkenin gerçek sorunlarıyla meşgul olun. Çözüm odaklı. Çünkü ülke arayış içerisinde. Yerel seçimde tercihini gösterdi. Genel seçimlerde de gösterecek. Bunun için umutları yeşertecek canlı, çağdaş bir anlayışa ihtiyaç var. Burada bir şey de altını çizmekte fayda var. Türkiye yoksullaşırken tabii hızla yabancılaşıyor kendi içinde. Biraz önce hepsi birbirine bağlı aslında. Hem bir yandan demografik yapın değişiyor. Yabancılaşıyorsun. Senin içindeki beyinler yurt dışına kaçıyor. Geriye kalan, kalifiye olmayan eğitim seviyesi düşük. Çünkü eğitimin de içini boşalttılar. Böyle olunca ne oldu? İster istemez masa başı, salla başı, al maaşı gibi bir anlayış hakim. Okumak da gençler için bir geçim yoluna dönüştü. Ama bir ailenin de alım gücü belli, geliri belli. Ya emeklidir, ya bir devlet memurudur ya da büyük bir kısmı yoksul. Neyi paylaşacak? Sıfırı istediğin kadar paylaş. Elde var, sıfır kalır. Bu anlamda da üretimi teşvik edecek yeni politik anlayışa ihtiyaç var. Bu da topyekün kalkınma politikasıyla olur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında başardı atalarımız. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yürekten kutluyorum burada. Bugün ise hızla o cumhuriyetin mirasını tükettik. Ve hala üç maymunu oynuyoruz. Kötü olan bu. Evet. Ve her geçen günde arar hale geliyoruz. Bu işi aşacak yüreğimiz de var, gücümüz de var. Sadece yapılması tek gereken bir şey var. Herkes aklını başına alsın, kendi geleceğine sahip çıksın. Değişim iktidardan, muhalefetten değil, kendisinden başlar. Bu açıdan da
kendi aklıyla, yüreğiyle ve vicdanıyla kendi geleceğine sahip çıksın diyorum. Evet, Sayın Güler, çok teşekkür ediyorum değerli görüş ve fikirleriniz için. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Umutsuzluk yok, karamsarlık yok. Tam tersine yarınlarımız için el ele vere. Sen ben değil, biz de olursak sen ben olacağız. Ben umutluyum bu konuda. Bu sorunları da aşarız. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi Evet, yayınlar. biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.